Merhabalar, Excel 751 eğitim videolarına hoş geldiniz. Ben eğitmeniniz Salih Hocaoğlu. Kısa yollar, Excel'de zamandan tasarruf etmemizi sağlayan en önemli araçlardan bir tanesidir. Bu eğitim videomuzda Excel'de en sık kullanılan ve size zamandan tasarruf ettirecek 10 farklı kısa yolu öğreneceğiz. Eğitim içeriğine geçmeden önce size bir duyurumuz var. Excel sıfırdan zirveye eğitim kursumuz sadece 3 gün için indirimde. Hem bu fiyattan faydalanmak için hem de Excel yeteneğinizi sıfırdan zirveye taşımak için eğitimimize kaydolabilirsiniz. Eğitim kursumuzun linkini aşağıdaki açıklamalardan bulabilirsiniz. Şimdi hep birlikte Excel'de zamandan tasarruf ettiren 10 kısa yolu inceleyelim. Birinci kısa yolumuz, verilerimize tablo özelliğini kazandırmakla ilgili. Excel'de tablo özelliğinin birçok faydası bulunmakta. Bir veri kümesine tablo özelliğini kazandırmak istediğimiz zaman, o veri kümesinin içerisindeki herhangi bir hücreye tıkladıktan sonra Ctrl+L kısa yolunu kullanıyoruz. Çıkan pencerede tamam tuşuna bastığımız zaman artık tablomuz Excel'in tablo özelliğini kullanmakta. Dilersek tablo stillerinden tablomuzun biçimlendirmesini de değiştirebiliriz. İkinci kısa yolumuz tablo başlıklarındaki filtre okları ile ilgili. Bu filtre oklarını kaldırıp geri getirebilmek için Ctrl+Shift+L kısa yolunu kullanabiliriz. Ctrl+Shift+L kısa yoluna her bastığınızda filtre okları aktifleştirir veya pasifleştirebilirsiniz. Tekrar Ctrl+Shift+L kısa yolunu kullandığımda gördüğünüz üzere filtre oklarımız kolon başlıklarına gelmiş oldu. Üçüncü kısa yolumuz tablonun içerisinde gezinme ile ilgili. Şu anda tablomuzun A2 hücresi seçilidir. Eğer tablomun son sütunu olan H sütununa geçmek istersek Ctrl tuşuna basılı tutarak sağ ok yön tuşuna basıyoruz. Şu anda H2 hücresi seçili. Eğer tablomuzun en aşağıdaki satırına geçmek istersek Ctrl tuşuna basarak aşağı ok yön tuşuna basabiliriz. Bu sayede tablomuzun en sağındaki sütuna ve en aşağıdaki satırına gitmiş olduk. Şimdi de Ctrl tuşuna basarak sol ok yön tuşuna tıklayalım. A28 hücresinin seçili olduğunu görebiliriz. Ctrl tuşuna basarak yukarı ok yön tuşuna bastığımızda ise tablonun en yukarıdaki hücresini seçebiliyoruz. Dördüncü kısa yolumuz yine tablonun içerisinde gezinme ile ilgili bir kısa yol. Ctrl tuşlarını kullanarak tablomuzun içerisindeki en son hücreleri seçebileceğimizi görmüştük. Peki ya tablomuzun en sağındaki sütuna veya en aşağısındaki satıra giderken yoldaki bütün hücreleri seçmek istersek nasıl bir yöntem uygulamamız gerekir? Örneğin tablomuzun ikinci satırının hepsini seçmek isteyelim. Bunu yapabilmek için Ctrl+Shift tuşlarına birlikte basarak sağ ok yön tuşuna basıyoruz. Bu şekilde tablomuzun ikinci satırını tamamen seçmiş olduk. İkinci satır tamamen seçiliyken Ctrl+Shift aşağı ok yön tuşuna bastığımızda ise tablomuzun tamamını seçebiliriz. Veya bu uygulamayı yalnızca tek bir sütun üstünde de yapabiliriz. Ctrl+Shift aşağı ok yön tuşuna bastığımda A sütunundaki bütün değerleri seçmiş oluyoruz. Beşinci kısa yolumuz para biçimlendirmesi ile ilgili bir kısa yoldur. Fiyat sütununa göz atalım. Fiyat sütununun biçimlendirilmesi normal rakamlar şeklindedir. Bu sütundaki değerleri para birimi biçimlendirmesine çevirmek istersek bütün hücreleri seçtikten sonra Ctrl+Shift+$ tuşuna basabiliriz. Bu sayede rakamsal değerleri para birimine çevirebiliriz.
Altıncı kısa yolumuz ise toplama formülü ile ilgili bir kısa yol. Fiyat sütunundaki bütün değerleri toplamak istediğimizi varsayalım. Fiyat sütununun en altındaki hücreyi seçtikten sonra kontrol M kısa yolunu kullanırsak otomatik olarak o kolondaki bütün değerlerin toplamını bulabiliriz. Yedinci kısa yolumuz veriyi düzenleme ile ilgili bir kısa yol. Marka sütununa bir göz atalım. Bu sütundaki değerlerde I harfinin I harfi olarak bozulduğunu görmekteyiz. Örneğin Audi'nin son harfi I olması gerekirken I şeklinde kalmış. Citroen'de de aynı problem bulunmakta. Bir kere de bütün I harflerini I harfine çevirebilmek için C2 hücresini seçtikten sonra Ctrl Shift tuşuna basılı tutarak aşağı ok yön tuşuna basarak o sütundaki bütün değerlerimizi seçiyoruz. Daha sonra Ctrl H kısa yolunu kullanıyoruz. Bu kısa yol bul ve değiştir penceresini açıyor. Aranan değer kutucuğuna I harfini yazıp yeni değer kutucuğuna I harfini yazdıktan sonra tümünü değiştir düğmesine tıklıyorum. Bizi bir bilgilendirme mesajı karşılıyor. Seçili olan hücrelerin hepsinde I harfi yerine I harfinin getirildiğini anlıyoruz. Tamam tuşuna basıp bu pencereden de çıkmak için kapat tuşuna basıyoruz. Artık bu hücredeki değerlerde I harfi yerine I harfi yazıldığını görebiliriz. Bir sonraki kısa yolumuz ise tekrarlayan işleri otomatize etmek için kullanabileceğimiz bir kısa yoldur. Örneğin bu tablonun en başına bir satır açmak istiyoruz. Bunu yapmak için ikinci satırın üstünde sağ tıkladıktan sonra ekle seçeneğini seçebiliriz. Bu sayede tablomuzun en üstüne yeni bir satır açmış olduk. Şimdi bir satır daha açmak isteyelim. Bunu yapmak için F4 tuşuna basabiliriz. F4 tuşu en son yapılan işi tekrar etmek için kullanılabilen bir kısa yoldur. Şimdi en yukarıya kaç adet satır açmak istersem o kadar adet F4 tuşuna bastığımız zaman en son yapılan işlem satır ekleme olduğu için her F4 tuşuna bastığımızda yeni bir satır eklenmiş olur. Şimdi de tam tersi bir işlem uygulayalım. İkinci satıra gelip sağ tıklıyorum ve sil seçeneğini seçerek en yukarıdaki satırı siliyorum. Birkaç satır daha silmek için F4 tuşuna basıyorum. Ve yaptığımız son işlem satır silme olduğu için Excel bunu hafızasında tuttu. Ben de F4 tuşuna basarak bu işlemi çağırmış oldum. F4 tuşuna bir örnek daha verelim. Örneğin buradaki hücreyi kırmızıya boyayalım. Şimdi farklı bir hücreye gelip F4 tuşuna bastığım zaman o hücrenin kırmızı ile boyandığını görebilirsiniz. F4 tuşu özetle en son yapılan işi tekrar çağırmak için kullanabileceğiniz bir kısa yoldur. Bir sonraki kısa yolumuz bugünün tarihini otomatik olarak yazdırmakla ilgili bir kısa yol. Tablomuzun en aşağısına gelip yeni bir satır açalım. Bir sonraki numarayı girdikten sonra Tab tuşuna basarak bugünün tarihini bu hücreye girmek istediğimizi varsayalım. Ctrl Shift virgüle tıklayarak bugünün tarihini ilgili hücreye yansıtabiliriz. Son kısa yolumuz bir hücredeki değeri düzenlemekle ilgili bir kısa yol. Örneğin 28 numaralı kaydın fiyat numarasının yanlış girildiğini varsayalım. Hücreyi seçtikten sonra F2 kısa yolunu kullanarak hücre düzenleme moduna girebilirim. Ve fiyatı daha doğru bir şekilde yazdıktan sonra Enter tuşuna bastığımızda tekrar düzenleme modundan çıkabiliriz. Sizler için zamandan tasarruf ettiren 10 kısa yolu bu şekilde derledik. Eğitimimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her hafta bunun gibi Excel içerikleri üretmekteyiz. Sizler de bu eğitim içeriklerinden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz.
Eğer bu eğitimi faydalı bulduysanız aşağıdaki paylaş düğmesiyle arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir sonraki eğitim içeriğimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.